Meme estetiğinde protez ameliyatı nasıl yapılır? Karın germe ameliyatından sonra nelere dikkat edilmeli? Göz kapağı estetiğinde uygulanan yöntemleri estetik ve plastik cerrahi uzmanı operatör doktor Mehmet Kaya anlatacak. Evet, pazar sohbetinde çok değerli bir konuğum var. Yine güzel sıcak memleketlerimizden biri olan İzmir'den. Hoş geldiniz Mehmet Kaya. Hoş bulduk. Plastik ve rekonstrüktif cerrahisi uzmanı. Evet. Ayaklarınıza sağlık. Sizden güzel bilgiler rica ediyoruz pazar sohbetindeki izleyicilerimiz için. Hafta içerisinde WhatsApp'tan çok sorular geldi. Ve bu sorular doğrultusunda tabii herkesin sorduğu karın germe ameliyatları. İsterseniz ondan başlayalım. Başlayalım. Karın germe nedir? Karın germe, karın derisinin bolluğunun alınması, fazlalık yağların liposakşın yöntemine çekilmesi. En önemlisi gebelikte ve aşırı kilo alımındaki kasların gevşekliğinin tekrar dikilmesi. Kaslar dikiliyor, karın cildi fazlalığı alınıyor. Bunların hepsi, evet, karın germe. Evet. Peki hangi ameliyatı kime ve hangi yaşta yapacağımız konusunda da bir skala verir misiniz? Şimdi genelde 18 yaşını geçmiş tüm hastalara yapılabilir. Hı hı. Ama bunu bir zayıflatma ameliyatı, kilo ameliyatı, yani kilo verme ameliyatı gibi görmeden, yani obezite cerrahisinin yerine geçebilecek bir ameliyat değil. Aksine hastalar uygun kilolarına, ideal kilolarına yaklaştığında yapılması gereken bir ameliyat. Yani bir insanların, ya ben istediğim kadar kilo alayım, nasıl olsa plastik cerrahı Mehmet Kaya var, ben gider kendime emanet ederim, zayıflarım mantığıyla yaklaşmasınlar. Yok yok, öyle bir şey değil. Yani %10'luk bir fazlalık, bir kilo fazla bir kilosu varsa hastanın, o zaman liposakşın karın germe yapılabilir. Peki karın germe ameliyatıyla alakalı, ameliyat olduktan sonra hamile kalma şansı var mı hastamızın? Ameliyat olduktan sonra hamile kalma şansı var. Ama yani çocuk planlıyorsa hasta, karın germeyi çok tavsiye etmiyoruz. Yani plan bitecek, plandan sonra, yani çocuk sahibi olduktan yani sadece sonra. Sadece özel durumlar var. Mesela hasta obezite cerrahisi geçirmiştir. Çok kötü bir karnı vardır. Artık, hı hı, hani partnerinin karşısına çıkamayacak durumdadır. O zaman gebelikten önce, evlenmeden önce de karın germe yapılabilir. Ama istisnai durumlarda. Çünkü aslında gebelik karın germeyi bozacak. Yani yaptığımız işi bozacağından hasta boşuna ameliyat olmuş. Peki alınan cilt tekrar yerine geliyor mu? Yani mesela karın sarktı, hı hı, ki bunu obezite cerrahisi görenler çok iyi bilirler. Böyle, hı hı, birden kilo verdikleri için gerçekten cilt sarkmış oluyor. Siz onu kesip attınız. Şu anda da izleyicilerimiz ekranda görüyorlar zaten. O tekrar yerine gelir Şimdi mi? Şimdi obezite cerrahisi geçirmiş hastalara özel %30-40 oranında bir revizyon cerrahisi gerekebiliyor. Siz cildi ne kadar çok çıkarırsanız çıkarın, elastik lifleri bozulduğu için cildin, kolajen yapısı da bozulduğundan tekrardan bir düzeltme ameliyatları gerekebilir. Özellikle obezite cerrahisi geçirmiş, çok kilo vermiş hastalarda. Çünkü genelde bunları genç yaştaki hastalarda görüyoruz. Hı. Hani gebelik planlanmış, bitmiş, artık odun elemiş, eleğini asmış hastalardan bahsetmiyoruz. Onlar tabii zaten geldiklerinde siz onun planını çiziyorsunuz ama 18 yaşında, 20 yaşında obezite ameliyatı olmuş. Birden toparlanması, onun bir de gelinliğe hazırlanması lazım. Tabii bu insanların gelinlik giyebilmesi lazım. Rahat rahat denize mayo ile bikini ile girebilmeleri lazım. Evet. Tabii bu hastalarda doğum öncesi de karın germe yapılabiliyor. Peki bu işlem sürecinden biraz bahseder misiniz? İşlem süreci yaklaşık 3-4 saat süren bir ameliyat. Hı hı. Ameliyat öncesi hazırlıklarında bir şeker hastası varsa, şeker hastalığı varsa ameliyat yapıyor musunuz? Yani şekerleri çok yüksekteyse yapılabilir. Hı. Şeker hastanın yanında yandaş bir hastalık var mı? Özellikle hasta hem şeker hem sigara içiyorsa, o zaman ameliyat etmiyoruz. O zaman ameliyat etmiyoruz. Peki diyelim ameliyat ettik. Hı. Kilo alımı başladı. Ona bir daha ekstra bir müdahale gerekir mi? Veya küçük müdahale kapsamında bir şeyler yapabiliyor muyuz? Şöyle, karın germe esnasında batının üst kısmındaki, yani kasla deri arasındaki yağlar, hı, alındığı için hastanın sarkacak derisi de kalmıyor. Yani bu yağı biriktirecek derisi de azaldığından bu sefer batın içinde yağlanma başlıyor. O yüzden hastalara tavsiyemiz bunu bir zayıflatma ameliyatı, bir kesin bir çözüm gibi görmeden normal diyetlerinde, sporlarında hiç ameliyat olmamış gibi devam etmene lazım. Genelde biz hani ameliyathanelerde plastik cerrahiler odalara bir giriyorlar, sabah akşama kadar ameliyat yapıyorlar. Şimdi 3-4 saat deyince
Evre çevre yaptığınız ameliyatlar da var. Yani karın germeyle beraber hangi ameliyatlar yapılabilir? Karın germeyle beraber genelde meme büyütme toparlama, bu obezite hastalarına genelde silikon artı toparlama ya da meme küçültmeyle kombine edilebiliyor. Kombine, aynı anda aynı seansta yapılabiliyor yani. Aynı seansta meme küçültme, işte genelde karın germe hastalar önce prone pozisyon dediğimiz yüzüstü bütün sırtındaki belindeki yağlar çekilip ondan sonra karın bölgesine liposakşın yapılıyor. Daha sonra germe işlemi yapıyoruz. Meme küçültmeyle beraber kombinasyonu iyi oluyor ya da meme büyütmeyle. Yani burada şey var, obezite ameliyatı olmuş olanlar için ama normal şartlarda işte 40'lı yaşlarda bir hastanın gelip 40 yaşından sonra artık çocuk düşünmedikleri için onlarda abdominoplasti dediğimiz bu karın germe yaptıktan sonra onlarda meme ameliyatı genelde nasıl? Tabii genelde kombine edilebilir. Kombine ediliyor. Peki bunlardaki kilo alım, kilo verim falan yine karışıyor muyuz? Yani tabii, çok tabii. Kilo her karın germe olan hastanın artık diyetine, sporuna dikkat etmesi lazım. Evet. Zaten o güzelliği tekrar aldıktan sonra kolay kolay da bırakmazlar sporu. Yani çünkü sizin de bildiğiniz gibi hasta belli bir kaloriyi aldı. O kaloriyi yakamadığında o yağ dokusu olarak bir yerde birikecek. Bir yerde birikiyor. Peki bu meme protezi ile alakalı sadece çok söylemler var. Yani silikon meme büyütmede. Silikonun işte yararlılığı, yararsızlığı, kanser yapanı yapmayan falan böyle bir ayırt etme var mı? Yani kanser yaptığı tespit edilen markalar toplandı zaten piyasadan ama 10.000'de 4 oranında bütün meme protezlerinin kanser yapma ihtimali var. 10.000'de 4. 10.000'de 4. Normal dokuyu alıyor musunuz? Meme dokusunu almıyorsunuz. Normal dokuyu mümkün olduğunca korumaya çalışıyoruz. Korumaya çalışıyorsunuz. Peki bir protezin süreci ne kadar? Bir abdominoplasti yani karın germe 4 saat dediniz ama meme protezi ne kadar? O da yani 1 saatte 4 saat arası sürebiliyor. Hani yapılacak işlemi göre. Eğer yanında toparlama da yapılacaksa yani mastobeks dediğimiz işlem yapılacaksa fazlalık cilt çıkartılıp meme dikleştirilecekse gene bir 3-4 saat sürebiliyor. Evet. Erkeklerde başvuru var mı? Yani meme büyümesi ile ilgili. Erkeklerde jinekomasti dediğimiz hormonal bozukluklara bağlı erkek memesinde de büyüme olabiliyor. Ama genelde onlar liposakşınla çözülebiliyor sadece. Liposakşınla. Ben çok enteresan bir şey öğrendim. Onu da daha yeni. 30 yıllık ben beyin cerrahım ama gerçekten hani bazı şeyleri yeni öğreniyorsunuz. Jinekomasti denilen olaydaki yağ hücresini acaba dolguda kullanabilir miyiz demiştim plastik cerrah arkadaşıma. Asla kullanılmaz dedi. Ya onu ben yeni öğrendim. Çünkü hormonal aktivitesi çok daha fazla olan bir olaymış. Enteresan geldi bana. Peki silikonlarla alakalı yapılan hastayı bekleyen ameliyat ve ameliyat sonrası süreci anlatabilir misiniz? Çok ağrısı oluyor mu? Yani çok sızı oluyor mu? Sadece silikon yapıldıysa yani mastopex dediğimiz toparlama işlemi yapılmadıysa hasta bir gün yatış yeterli oluyor hastanede. O tür hastalara genelde diren de yerleştirmiyoruz. Yani bir hafta 10 günde normal işine gücüne dönebiliyor hastalar. Çok ağrısı oluyor mu hastalar? Yani kas altı konulmuşsa, hiç kendi meme dokusu, meme glandı yoksa hastanın kas altı konulmuşsa biraz ağrı yapabiliyor. Yani bu işte bazı o karın germe ameliyatlarında falan sıkı sıkı korseler kullanıyorlar ya. Yani bunlarda mesela meme protezinde korse falan yok değil mi? Meme protezinde de korse var ama o kadar sıkı değil. O kadar sıkı değil. Yaz günlerinde biraz tolere edilmesi zor olay korse herhalde. Çünkü ben de omurga ameliyatı yaptığım hastalara korseyi zorunlu tutuyorum 45 gün. Yazın zor onu kullanması. Yakıyor yani iyice. Sizin cilde direkt temaslı kullanıyorsunuz. Bizim gibi değil. Korseyi biz o yazın daha çok atletin üzerine giyecek şekilde veriyoruz. Ha öyle verebiliyorsunuz. Yani pamuklu bir giysinin üzerinden atletin üzerinden takabiliyorlar. Ne kadar süre takıyorlar? 1-1,5 acı var tutuyoruz. Bayağı siz de bizim gibi maşallah. Peki hani mesela meme protezi taktırmış biri 2-3 yıl sonrasında planında olmadan ani bir hamilelik yaşadı ve bebek doğdu. Onu emzirme şansı var mı? Yani %99 meme protezi emzirmeye etkilemez. Ha meme protezi. Peki mastopeksi yapılırsa yani? Mastopeksi yapıldığında da meme başının duyusu, dolaşımı korunmuşsa onda da hasta emzirmesinde bir sıkıntı yok. Bir sıkıntı yok. Çok önemli noktalar aslında bunlar. Yani memeyle ilgili kadınların özellikle hani problemiymiş gibi geliyor ama erkeklerde daha büyük problem. Yani bir erkeğin böyle hani spor yaparken belli bir yaştan sonra o göğüs oluşması, meme oluşması gerçekten çok daha dikkat çekici. Kadınlardan daha dikkat çekici. O yüzden
Hani bir erkek adına da lipo la acaba alınıyor mu? Erkeklerde genelde %90'ında liposuction yeterli olabiliyor. Hı-hı. Bazen kadın tipi glandüler yapı dediğimiz, yani bezlerden oluşan, meme bezlerinden, süt bezlerinden, hı-hı, oluşan glandüler yapı dediğimiz yapı olduğunda, o zaman meme başından küçük 1,5-2 santim kesiliyor. O meme başı altındaki glandüler bez dokusunda çıkarmak gerekiyor. Hı-hı. O bezi çıkarmadığınız zaman nüksedebiliyor. Ne kadar önemli şeyler gerçekten. Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Ayaklarınıza da sağlık. Tabii, sağ ta İzmir'den sizi buraya davet ettik. Bizi kırmadınız, geldiniz. Sağ olun.